Bizim okul sunar. Uyarı. Arkadaşlar, tamlamalarda tamlayanla tamlanan arasında virgül konmaz. Unutmayın. Bu önemli bir uyarı yine. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır? Bilinen, tanınan insanları ekrana getiriyorlar. Nasıl insanlar? Bilinen insanlar. Nasıl insanlar? Tanınan insanlar. A şıkkında virgül sıfatları ayırmış birbirinden. Eş görevli sözcükleri ayırmış. B şıkkına bakalım. Yolunan, temizlenen tavukları fırına veriyorlar. Yine sıfatları ayırmış, eş görevli sözcükleri ayırmış. Nasıl tavuk? Yolunan tavuk. Nasıl tavuk? Temizlenen tavuk. A ve B şıkkında eş görevli sözcükleri, yani sıfatları ayırmış, virgül. C şıkkına bakalım. Bozulmaya yüz tutan malları piyasaya sürüyorlar. Bakın, bir tamlama var C şıkkında. Nasıl mallar? Mallar isim. Bozulmaya yüz tutan mallar. Mallar isim, tamlanan. Bozulmaya yüz tutan ise sıfat grubu, yani tamlayan. Bu bir sıfat tamlaması. Bozulmaya yüz tutan mallar bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına veya isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına virgül getirilmez. Cevap C olabilir. D'ye bakalım. Sevilen, saygı gösterilen kişileri iyi biliyorlar. D şıkkında yine A'da ve B'de olduğu gibi nasıl kişiler sevilen, nasıl kişiler saygı gösterilen, yine sıfatları ayırmış, yani eş görevli sözcükleri ayırmış, virgül. E'ye bakalım. Ağlayan, üzülen çocukları teselli ediyorlar. Nasıl çocuklar? Ağlayan sıfat. Nasıl çocuklar? Üzülen sıfat. İki sıfat yine aynı ismi niteliyor. Eş görevli sözcükleri, yani sıfatları ayırmak için E şıkkında virgül kullanılmış. Aradığımız cevap arkadaşlar C şıkkıdır. Çünkü C şıkkında bozulmaya yüz tutan malları derken sıfat tamlamasıdır. Arasına virgül konulması yanlıştır. Cevap C. Soru. Aşağıdakilerin hangisine bu cümledekine benzer bir noktalama yanlışı vardır? Tepsinin üstünü kapatıp dışarı çıktı. Bakın buradaki yanlışı önce bulalım. Bu cümlede bir tamlama var. Tepsinin üstü. İsim tamlaması, belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasında virgül getirilmiş. Bu hatadır. Ne dedik uyarımızda? Tamlayanla tamlanan arasında virgül getirilmez. Buna benzer bir hata varmış. Hangi şıkta var onu bulacağız. A şıkkına bakalım. Niye ağlıyorsunuz? Bayram değil mi bugün? Burada sıralı cümleleri ayırmış. B'ye bakalım. Kardeşini çok severdi. Belli etmezdi. Yine sıralı cümleleri ayırmış. İki cümle var. İki cümlenin arasına virgül konmuş. C'ye bakalım. Oğlu uzun zamandır onu aramıyordu. C şıkkında isimden sonra, yüklemden uzak düşmüş, özneden sonra kullanılmış. Burada da aradığımız cevap yok. D'ye bakalım. Köyün çıkışındaki ağaçlıkta oturup dinlendiler. Burada bir tamlama var. Ağaçlık isim. Nasıl ağaçlık? Köyün çıkışındaki ağaçlık. Bakın arkadaşlar D şıkkında ne var? D şıkkında bir sıfat tamlaması var. Köyün dışındaki ağaçlık. Bu yüzden de bu tamlamanın arasına virgül getirilmez. Aradığımız cevap D olabilir. E şıkkına bakalım. Eve girip hızlı hızlı merdivenlerden çıktı. Bakın E şıkkında yine virgül yanlış kullanılmış ama yanlış kullanılmasının sebebi tamlamaların arasında kullanılmış olmasından değil. Buradaki yanlışlığın sebebi, E şıkkındaki yanlışlığın sebebi ikilemelerin arasına konmasındandır. Uyarı, ikilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti kullanılmaz. E şıkkındaki yanlışlığın sebebi budur. Aradığımız cevap D'dir. Çünkü biz ne arıyoruz? Tamlamaların arasına kullanılmaz olmasını arıyorduk. Çünkü örnekte böyle bir yanlışlık vardı. Aradığımız cevap köyün çıkışındaki ağaçlık derken ne var arkadaşlar? Bu tamlamanın arasında ne olmaz? Virgül kullanılmaz. Köyün çıkışı belirtili isim tamlaması.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül yerinde kullanılmamıştır? Erken gelen ve geldiğini haber veren ölüm, Sevgi Soysal'ı aramızdan aldı. Ama onu durduramadı. Onun yaratıcılığını son gününe kadar engelleyemedi. O doya doya yaşadı, istediğince üretti. Bize bıraktığı yapıtlarından öğreneceğimiz çok şey var. Onu bu yaş gününde yalnız bırakmayalım, yapıtlarını okuyarak yaşatalım. Arkadaşlar dördüncü cümleye dikkat edelim. Bize bıraktığı yapıt derken, yapıt isim. Nasıl yapıt bu? Bize bıraktığı, tığı değil, sıfat fiil bakın. Sıfat tamlaması var burada. Bu sıfat tamlamasının arasında virgül kullanılmış. Bu bir hatadır. Ne demiştik uyarımızda? Tamlamaların arasına virgül getirilmez. Bize bıraktığı yapıt derken bu sıfat tamlaması arasında virgül getirildiği için yanlışlık yapılmıştır. Aradığımız cevap dördüncü cümle yani arkadaşlar D şıkkıdır. Arkadaşlar son bir uyarı daha yapalım. Diyoruz ki uyarımızda ikilemeler arasına virgül konmaz. Biraz önceki soruda vardı. Örneği inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı vardır? Başım hafif hafif ağrıyor derken A şıkkında bakın hafif hafif ikilemedir. İkileme arasına herhangi bir noktalama işareti getirilmez. Aradığımız cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır? A. Ailesine mi, parasına mı, neyine güveniyor? Burada yok. B. Adım izlerim onu derken B şıkkında bakın adım adım ikilemedir. Zarf görevindedir bu ikileme. Kural neydi? Uyarı neydi? İkilemelerin arasında noktalama işareti kullanılmaz. Aradığımız cevap tabii ki B şıkkıdır arkadaşlar. Diğer şıklarda virgülle ilgili bir noktalama yanlışı yoktur. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim okul sundu.